Emniyetin Bogot'u kuzey güney dört yana selam, vatana selam. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık Beyefendi. AK Parti Kocaeli İl Başkanım Sayın Şemsettin Ceyhan Beyefendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın İbrahim Karaosmanoğlu. Kocaeli Milletvekili adayımız Kartepe'nin ağabeyi Sayın Sami Çakır Beyefendi. Kartepe Belediye Başkanım Sayın Hüseyin Üzülmez Beyefendi. Aramıza yeni katılacak olan Sayın Orhan Sarı Süleyman. Alkışlarımızın devamı ile Sayın Yaşar Sönmez Beyefendi. Çok büyük alkışlarınızla Sayın Kartepe İlçe Başkanım Hasan Kandaz Beyefendi. İki arkadaşımız, iki kardeşimiz aramıza katılıyor. Söz konusu memlekete hizmet olduğu zaman, söz konusu bu hizmette Allah rızası için yola çıkmak olduğu zaman ve bunu anlayabildiğiniz zaman, kim, nerede, nasıl siyaset yapıyor ise doğruyu gördüğü zaman aramızda görmekten büyük bir memnuniyet, gönlümüzde yer aldırmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz cepheden geldik, Derince'de görevim vardı. Ama iki sevdiğim kardeşim, hem Orhan Sarı Süleyman hem de Yaşar Sönmez kardeşim, benim siyasette sevdiğim arkadaşlar. Yaşar Bey'le bir dönem belediye başkanlığı, hatta iki dönem birlikte belediye başkanlığı yaptık. Beyefendi kişiliğiyle her zaman biz onun yanında olduk. O da bizim yanımızda oldu. Yani 2004-2009 arasında Uzun Çiftlik Belediye Başkanı'ydı. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı'ydım. En küçük bir efendim olumsuzluğumuz, ekşimemiz olmamıştı. Yani hiç kimseyle olmadı ama Yaşar Bey her zaman doğrunun yanında, hizmetin yanında olmuştur. Onun için takdir ettiğim bir kardeşimdir. Bana böyle bir şey söylendiği zaman hakikaten faydalı olur, sevilen bir kardeşimiz olarak partimize değer katar diye görüşümü de beyan etmiştim. İnşallah önemli hizmetleri birlikte yapacağız. Katkı sağlayacak. Tabii önümüzde önemli bir hamle var. Biz sahaya çıktık. Bizim kurallara göre sahaya çıkan pehlivanlar birebir güreşir. Birebir. Fakat şimdi bütün hepsi bize saldırıyor. Yani kimi ayağımızdan tutuyor, kimi kolumuzdan, kimi belimizden. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, milletin pehlivanını asla ve asla alt edemezler. Bugün bir üye katılım programı çerçevesinde toplanmış bulunuyoruz. Bu çerçevede bu kentte iki kıymetli isim ki bizden önce, belki bizlerin siyasete katılımından önce siyasete girmiş, değişik partilerde de olsa bu kente siyaseten hizmet üretmek adına ben de varım diyen ama bugün artık milletin partisinde görev yapmak istiyorum diyerek tercihte bulunan iki kıymetli abimizi AK Parti saflarına katmak ve bundan sonra bir ve beraber yol yürümek adına toplanmış bulunuyoruz. Ben öncelikle her iki abimizi de tebrik ediyorum. Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Tabii ikinci bir teşekkür var. Çünkü genelde başka partilerde böyle gelişler, hele geçmişte siyasi tecrübelisi olan isimler olunca hep yokuş olur. Ama AK Parti'de bu böyle olmaz. Biz AK Parti'nin bizlerin değil, milletin partisi olduğunu söylüyoruz. Suriye! Tamam bir saniye. Bir saniye. Bir saniye.
2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı yaptım. Gerçekten o dönemde bir baba edasıyla her zaman yanımızda oldu. Bu anlamda kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. O dönemde bugünkü bakanımız da il başkanımızdı. Hiçbir zorluk çıkartmardı. Her zaman maneviyatını hissettim. Bu anlamda kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ben görev bittikten sonra da kalben şunu söylüyorum. Ne zaman İbrahim Başkan'a gitsem kapısını açmıştır. Ben kapıyı çalarken bana şu intiba bırakmıştır. Yaşar sönmez. Yapılacak bir şey İbrahim Başkan yapar. Bu intiba bırakmak çok önemli. Ben de görev yaptığım sürece aynı intiba tüm halkıma bıraktım. Ayrım yapmadan bıraktım. Bu anlamda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkesini seven, mantıklı bir ülkenin ferdi olarak şer odaklarına karşı dik durabilen, kirli ittifaklara karşı savaşabilen, hizmeti üretme anlamında alternatif olmayan AK Parti'deyim. Sizinleyim. Gerçekten benim katılımım gündeme geldiğinde hiç zorluk çıkartılmadı. Gerçekten parti büyüklerime, teşkilatlarıma, özellikle belediye başkanımız Sayın Hüseyin Üzülmez'ime, milletvekili adayımıza hepsi olumlu karşıladı. Huzurlarınıza onlara da teşekkür ediyorum. Ben bu davaya güç katabileceğimi inandığım için sizinleyim. Hiçbir zaman fırsatçı olmadım. Hiçbir zaman olmadım. Hayatta bir şeyi kolayla etmedim. Hep dişimden tırnağımdan geldim. Bu anlamda Şems Tebriz'in dediği gibi ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun eli gönüldendir, gönülleri almaya geldim. 7 Haziran akşamı AK Parti iktidarında kucaklaşmak dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeseviden bir sultana halis niyetin, bu ses tercümanı bütün insaniyetin. Yedi iklim dört kucağa, dört yana selam, vatana selam, cihana selam. Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'ya selam. Bizim AK Parti'ye zaten bir gönül üyeliğimiz vardı. Bugün burada bu gönül üyeliğimizi ölümcül hale getirmek için, resmileştirmek için buradayız. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Çok değerli AK Partili kardeşlerim, aranıza saf tutmaya geldim. Saflarımızı sıklaştırmaya, birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmeye, güçlendirmeye ve pekiştirmeye geldim. İnşallah bu birliğimize, beraberliğimize vebal gelmez. Çünkü birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır hadisi şerifi düsturuna uyarak 7 Haziran genel seçimleri öncesinde Türkiye'nin önünde gerçekten çok önemli bir seçim olması hasabıyla ülkemizin bu önemli seçiminde AK Parti'ye destek vermek adına aranızdayım. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah aslında Balkanlardan geliyorum. Karadağ Cumhuriyeti'nden, Bosna ve diğer bölge ülkelerden beraber bir toplu bir ekiple geldik. Ben bir Boşnak olarak, Karadağ'da yaşayan, Müslüman azınlık olarak yaşayan bir Boşnak olarak buraya geldim. Şimdi, aslında ben siyaseti yapmıyorum. Karadağ'da siyaset yapmıyorum ama burada AK Parti ile AK Parti'yi desteklemek bence bir siyaset değil. AK Parti bir siyasi hareket değil. AK Parti bir davadır. Biz 100 yıl önce Balkan savaşlarında Osmanlı Devleti dışında kaldık. Ve 100 yıl yetim olarak yaşadık. Tam 100 yıl. Bu adam
yukarıda, en yukarıdaki bir resim var ya, o çiçeklerin yanında bir resim var. Aslında çiçeklerin yanındaki adam değil de, belki daha doğru çiçeklerin yanında en güzel çiçek olan bir adam. Bu önümüzde olan bir ampul var. O ampulü yaktı. Tamam mı? Karanlık içerisinde böyle bir aydın, nur olmaya başladı Türkiye'de. Ve biz Balkanlar'da yetim ve zulüme maruz kalan insanlar, bu ampul, o aydınlık, o nur Balkanlara kadar geldi. Ve biz ilk defa 100 yıldan sonra... 100 yıldan sonra ilk defa kendimizi kimsesiz görmüyoruz. Arkamızda birileri var. Bizimle, bizi soran, oradaki devletlere mesaj gönderen, oradaki devletlere ziyaret edip de mutlaka bizi ziyaret eden, arkamızda koskoca bir Türkiye var. Türkiye güçlü bir devlet. Bunu bilmenizi istiyorum. Siz belki farkında değilsiniz ama ben dışarıdaki insanlar bazen çok daha iyi bazı şeyler görebiliyor. Türkiye çok güçlü bir devlet. Tabii ki bazıların Türkiye'nin bu ilerleyişi, yükselişi, büyüklüğünü kesmek istiyorlar. Ama lütfen buna izin vermeyin. Sizin için izin vermeyin ve bizim için izin vermeyin. Bütün Müslümanlar için izin vermeyin. Yüzyıl diyorum. Yüzyıl bekledim Sayın Bakanım. 2 dakika daha müsaade edeyim. Balkan Savaşları da 1912 yılında. Osmanlı çekiliyor. Orada bütün Müslüman okulları kapatılıyor. Bütün Müslüman okulları kapatılıyor. 2012 yılında, tam 100 yıl sonra, Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla, Başbakanın, o zaman dönemin başbakanı, şu andaki Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Podgorica, Karadağ'ın başkenti, bir medrese kuruluyor, İmam Hatip Lisesi. Ve 2012 yılında tam 100 yıl sonra ilk mezunları veriyor. O törende Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ katılıyor. Sadece o törene, sadece bize sahip çıkmak için, Müslümanlara destek olmak için, bizim arkamızda olmak için geldi. Ve bu Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Başbakan, birkaç yıl önce Karadağ'a geldi. Biliyor musunuz? 130 yıldan sonra Karadağ'ı ziyaret eden ilk Türkiye Dışişleri Bakanı'ydı. 130 yıldan sonra. Anlarız. Biz 77 milyon kardeş bildik. 77 milyonu birbirinden ayıran hiçbir anlayışa bugüne kadar prim vermedik. Elbette demokraside siyasi partiler olacak. Siyasi partilerin olaylara farklı bakışları olacak. Elbette siyasi partilerde görev yapan aktörler farklı değerlendirmeler yapacak. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ama biz siyasette siyasi partileri düşman değil, rakip gördük. Bizim kardeşimizdir, rakiplerimizdir. Onlar siyasette muhalefet iktidarı aslında denetleyen en önemli mekanizmadır. Keşke bu anlayışla hareket eden muhalefet olsaydı. Biz ülkesine düşmanlık etmeyene asla düşmanlık yapmadık. Biz ülkesine ihanet etmeyenlere kem gözle bakmadık. Hangi siyasi partiden olursa olsun. Biz ülkenin birliğine ve dirliğine kastedenlere olumlu bakamayız. Onun dışında hiç kimseye de olumsuz bakmayız. Bakınız, AK Parti 12 yıldır iktidarda. 13. yılın içerisindeyiz. Yerel yönetimlerde de 11. yılın içerisindeyiz. Hele hele ilk 2004-2009 döneminde Kocaeli'nin 45 belediyesinden 32 tanesi AK Partiliydi. Ama Yaşar Sönmez gibi, burada Fahrettin Bey var, Aslan Bey eski belediye başkanımız gibi, pek çok arkadaşımız gibi
inanın sanki bir tek partinin belediye başkanları gibi çalıştık. Benim bu iddiamı inanmayanlar gitsinler Hikmet Erenkaya'ya sorsunlar. İl başkanıydım. Hikmet Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Başı sıkıştığında beni arardı. Ben de Hikmet Bey'e yardımcı olurdum. Niye? Ben Hikmet Erenkaya yardımcı olmakla Hikmet Bey'in şahsına veya CHP'ye yardımcı olmuyorum. Ben İzmit halkına yardımcı oluyorum. Biz Perşembe Pazarı'nın yanındaki karayollarının arsası o zaman karayollarına aitti. Belediyeye almak istiyorduk. İnanın onun için kalktık. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ile atladık Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne gittik. Niye? Hikmet Bey o arsayı şahsına tapulamıyor ki. İzmit halkının kullanımı için istiyor. Ben de İzmit halkının güç vererek iktidara getirdiği partinin il başkanıyım. Aman bu CHP'li, bunun önüne engel çıkaralım deseydik inanın 2004'te AK Parti bu belediye, büyükşehir belediye seçimini kazanamayabilirdi. Biz bu anlayışla hareket ettik. Biraz önce Yaşar Bey ifade etti. İbrahim Bey burada bir ağabey olarak davrandı. Siyasi parti farklı diye hiç kimseye ayrımcılık yapmadı. Bizler o dönemde hem milletvekili olarak hem de il başkanı olarak, teşkilat olarak hizmette asla ayrımcılık yapmadık. Bakın şimdi Yaşar Sönmez arkadaşımız, kardeşimiz aramızda. Birileri efendim ne pazarlığı yaptı? Yaşar Bey'le ne pazarlığı yaparız? Allah'ınızı severseniz Yaşar Bey bizimle milletvekili adaylığı pazarlığı yapsa zaten geçti. Doğru mu? Belediye başkan adaylığı pazarlığı yapsa 4 sene var. Başka ne pazarlığı yapacak? Gerçekleri görmeyip gözünü gerçeklere kapatanlar şu anda Türkiye'de bir takım şer güçlerin oyununu görmemekte ısrar edenler Yaşar Sönmez kardeşimizin, Orhan Sarı Süleyman kardeşimizin ve partimize her gün katılmakta olan insanlarımızın geçişini adeta bir transfer olarak sunmaya çalışıyorlar. Değerli kardeşlerim, bu parti hizmet partisidir. Ben ülkeme hizmet etmek istiyorum. Ve bunu da kendi medeniyet değerlerimden kopmadan yapmak istiyorum diyen herkese bugüne kadar kapımız açık oldu. Bundan sonra da kapımız açık olmaya devam edecek. Yaşar Sönmez kardeşimize de, Orhan Salı Süleyman kardeşimize de, partimize ve partinize hoş geldiniz diyorum. Bakın bugüne kadar bu parti bir hizmet hareketi olarak doğdu. Bizim en önemli önceliğimiz, iki temel önceliğimiz var. Bir, milletimizin refahını artırmak. Milletimizin daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamak. Daha mutlu bir Türkiye'yi inşa etmek. Bugün birileri açık artırmaya çıkardı asgari ücreti ama 2002 yılında Türkiye'de asgari ücret 184 liraydı. Ve 184 liralık asgari ücrette de Allah muhafaza bir çocuk hasta olsa 60 lira muayene parası, 50 lira ilaç parası, efendim şu parası bu parası Allah korusun, hele bir de ameliyat gerekirse bıçak parası deyince Allah muhafaza düşünmek bile mümkün değil. Ama bugün asgari ücret 1 Temmuz itibariyle 1000 lira. Türkiye'deki kümülatif enflasyon %200 oldu 12 yılda. Ama Türkiye'deki asgari ücretin kümülatif artışı %500 oldu. Bunları asgari ücret yeterlidir anlamında söylemiyorum. Elbette daha da artıracağız. Ama önce üreteceğiz, önce refahı oluşturup daha sonra bu artışı dağıtacağız. Refah artışını üretmeden, refah artışı vaat edenler ülkenin geleceğini çalışıyorlar. Bakın bu vaadi yapanlar, hanımlar özellikle size sesleniyorum. Şu ön sırada oturan çocuklarımızın geleceğini çalıyor. Niye? Eğer üretimi artırmadan, ülkenin gelirini artırmadan refah artışı vaat ediyorsanız ya Türkiye'nin 1990'larda yaşadığı gibi
maaş zammını yapar yapmaz iğneden ipliğe her şeye zam yaparsınız. İnsanların cebine girmeden her şeyi alırsınız. Bunların nasıl olduğunu biliyor muyuz? 90'lı yıllarda biz bu işlerin nasıl yapıldığını biliyor muyuz? Ya da ülkeyi tekrar IMF'ye muhtaç edersiniz. Ülkeyi borçlandırırsınız. Ondan sonra bakın Karadağ müftümüz hitap etti. 4. Murat zamanında Balkanlardan bir beylik Osmanlı'dan borç istiyor, para istiyor. 4. Murat'a diyorlar ki efendim böyle böyle bir talep var ama hazinede kuruş yok. 4. Murat diyor ki bulun verin. Efendim hiç para yok. Bulun verin. Zira bugün para alan yarın buyruk alır. Türkiye para aldığı IMF'den buyruk aldı mı? Aldı. Türkiye 500 milyon dolar için kendi başbakanını Amerikan başkanının karşısında esas duruşta bekletti mi? O günleri unuttuk mu? Peki bugün ortaya çıkıp da ülkenin geldiği bu noktada hala felaket tellallığı yapanlara 7 Haziran'da güçlü bir ders verecek miyiz? Değerli Kartepeliler, çok zamanınızı almayacağım. Akşam ezanı da yaklaştı. Ama bakın biraz önce Yaşar Bey çok güzel bir şey söyledi. Bir takım şer odaklarına karşı şu anda Türkiye önemli bir mücadele veriyor. Bu ülkeyi biz devraldığımız zaman maalesef bu ülkenin kararları, özellikle ekonomideki kararları maalesef Ankara'da, İstanbul'da alınmıyordu. Londra'da, Washington'da, New York'ta alınıyordu. Burada bir Kotorelli diye bir adam vardı. Siyaseti bilmeyen veya siyasete ilgi duymayan insanlar bu Kotorelli'yi Fenerbahçe'nin veya Galatasaray'ın futbolcusu zannediyorlardı. Halbuki bu adam IMF'nin sıradan bir memuruydu. Ama bize Ankara'da çok anlattılar. Bakanlıkların koridorlarında bakanları nasıl fırçaladığını, bürokratları nasıl fırçaladığını, onun imzası olmadan Türkiye'nin bir tek kuruş kredi alamadığını bize anlatıyorlar. Kim bu adam? Sıradan bir memur. Ama Türkiye'nin bakanı dahi ondan fırça yiyor. Niye? Çünkü onun attığı imza, eğer o imza atılmazsa pazartesi günü emeklinin, memurun maaşı ödenemiyor. Bakın biz depremi yaşamış bir iliz değil mi Kocaeli? Deprem için dünyadan adeta yardım aktı. Niye? Bizim ecdadımız kimin başı sıkıştıysa yardım etmiş. Bizim başımız sıkışınca da dünyadan yardım aktı. Ama merhum Ecevit ne dedi? Evet, biz bu yardım paralarını memur maaşlarının ödenmesi için kullandık dedi. Şimdi birileri IMF'li günleri özlemiş. Birileri tekrar efendim şunu vereceğim, bunu vereceğim, bunu vereceğim. Biz bir dönem iki tane anahtar vereceğim deyip de elimizdeki anahtarların alındığını unutmadık değil mi? Ama Türkiye güçlendi. Türkiye Allah'a şükürler olsun biraz önce Karadağ müftümüzün söylediği gibi dünyanın neresinde bizim medeniyetimize ait insan varsa, eser varsa, değer varsa oraya el uzatır hale geldi. Artık Saraybosna kendini yalnız hissetmiyor. Karadağ kendini yalnız hissetmiyor. Artık Filistin kendini yalnız hissetmiyor. Artık Kafkasya kendini yalnız hissetmiyor. Onlar güçlü bir Türkiye'nin varlığıyla kendilerini emniyette hissediyor. Ama kendini güvende hissetmeyen bir takım güç odaklarının olduğunu da değerli Kartepeliler unutmayın. Bakın bu ülke 2013 yılının Mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en parlak, ekonomik olarak en parlak ayını yaşadı. IMF'ye olan taksidimizin son taksidi, borcu ödedik. Allah'a şükür. Faizler Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi. Borsa tavan yaptı. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
yatırım yapılabilir ülkeler seviyesine yükseldi. Üçüncü köprünün ihalesi yapıldı. Dünyanın en büyük havaalanının ihalesi yapıldı. Adam hem 10 milyar avro para harcayacak, hem de her yıl 1 milyar avro devlete kira ödeyecek. 22 sene sonra da havaalanını devlete bırakacak. İlk nükleer santralin ihalesi yapıldı. Paris'in etrafında 6 tane nükleer santral olacak. Türkiye'nin ilk nükleer santraline karşı çıkan bir ana muhalefet partisi olacak. Paris'in nükleer santrali var da Kılıçdaroğlu gibi muhalefet lideri yok. Onlar şükretsinler. Şükretsinler. Değerli Kartepe'liler, peki artık o gün, Mayıs ayı, o dönemi gururla yaşadığımız için söylüyorum, milletvekili olarak gururla yaşadık. Artık dedik, Türkiye'yi kimse tutamaz. Artık Türkiye bundan sonra daha hızlı yükselecek. Artık Türkiye'de işsizlik daha azalacak, istihdam daha artacak. Artık Türkiye daha fazla yatırım yapacak, üretim daha fazla artacak. Artık Türkiye yüksek teknolojiye odaklanacak. Tam bunu demiştim. Değerli katılımcılar, çok kıymetli AK Parti ailem, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nın önceden belirlenen seçim programları nedeniyle Kartepe İlçe Başkanlığımızın organize ettiği üye katılım programında yanımızda bulunamıyorum. Birlik ve beraberliğin adresi olan AK Parti değerli üyelerinin arasına yeni üyelerimizi de alarak gücüne güç katmaya devam etmektedir. Tüm katılımcıları saygı ve sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Yeni üyelerimizin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Azize Sibel Gönül, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı, Kocaeli Milletvekili. Değerli misafirlerimiz, törenimiz sona ermiş bulunmakta. Katılımınız için herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Söyle bu ikilik için bitsin bu ayrılık, bu kim kardeşlik ve barış için, söyle var mısın, söyle var mısın, gel bu kadar, bu kim kıyar.